Son olarak HDP İzmir İl Binası'nda katledilen kadın arkadaşımız Deniz Poyraz'ı, İran'da polis işkencesinde katledilen Cina Amini'yi saygıyla anıyoruz. Onların eşit ve özgür yaşam ideallerine sonuna dek sahip çıkacağımıza söz veriyor. Özel olarak kadına ve farklı cinsel yönelimleri ezen bu erkek egemen kapitalist sisteme karşı yüksek sesle bir kez daha Cin azat ediyorum. Bitirelim. Dün burada İzmir Barosu olan Genel Kurulu'nda Özgürlük İçin Hukukçular Derneği adına sözümüzü söylemek için kürsüye çıktım. Kürsüde öncelikle Türkiye'deki hukuksuzluklardan, halkın adalet ihtiyacından bahsettim. Şen Yaşar ailesinden, Gülistan Doku'nun binlerce gündür bulunamamasından, Aysel Tuğlu'nun cezaevinde Aysel Tuğlu'nun ve hasta tutsakların ölüme sürüklenmesinden bahsettim. Kimyasal silah iddiaları olduğu ve bunun araştırılması gerektiğini söyledim. Ben bunları söylerken milliyetçi avukatlar tarafından, bazı cumhuriyetçi avukat grubu tarafından yuhalamalar ve hakaretler başladı. Ben konuşmamı devam ettirdim ve Deniz Poyraz davasından bahsettim. Deniz Poyraz'ın davasının avukatlardan kaçırılmaya çalışıldığını söyledim. Bunun devamında hem Deniz Poyraz'ı hem katledilen arkadaşımız Deniz Poyraz hem de İran'da yine ahlak polisi tarafından katledilen Cin Amini için Cin Ziyan Azadi sloganını attım. Ben bu sloganı attıktan sonra sahneden indim ve yuhalamalar, hakaretler ve üzerime doğru yürümeler oldu. Biz bu slogana olan tahammülsüzlüğün, yani dünyanın her yerinde yankılanan bir slogana İzmir Barosu Genel Kurulu'nda ifade özgürlüğünü savunması gereken avukatlar tahammül edemiyor. Biz orada sözümüzü söyledik. Biz bunun Kürt düşmanlığı ve kadın düşmanlığı üzerinden yapıldığını düşünüyoruz. Ama ne olursa olsun biz sözümüzü söylemekten ve Cin Ziyan Azadi demekten geri durmayacağız. Yani evet, işte faşizm maalesef meslek dinlemiyor. Yani burada oradaki avukatlar yani ifade özgürlüğünü savunması gereken, demokrasiyi savunması gereken insanlar ama onlar bizim üzerimize yürüdüler. Her yerde işte Kürtçe slogan, ırkçı slogan diye söylediler. Arkamızdan daha sonra konuşanlar da bize bir sürü hakaretler ettiler. Yani avukatlar bile bunu yapıyorsa hani toplumun geri kalanını düşünemiyoruz. Yani Kürtlere karşı ve kadınlara karşı, kadın mücadelesine karşı, Kürt mücadelesine karşı çok büyük bir tahammülsüzlük olduğunu görüyoruz. Özellikle Deniz Poyraz'a tepki gösterilmesi, dediğim gibi yani Kürt kadın hareketine bir tepki aslında. Biz zaten her sürekli görüyoruz. Özellikle Kürt kadın siyasetçilere karşı özel bir yönelim var. Onlara mesela Leyla Güven'e sırf konuşmaları sebebiyle 22 yıl ceza verildi. Yani bu Kürt kadın, faşizmin Kürt kadın hareketinin ne kadar yoğunlaştığını gösteriyor. Ama onlar ne kadar yoğunlaşırsa yoğunlaşsın, Kürt kadın hareketi çok güçlüdür, yenilemez. Evet, ben de bunun bir... Yani oradaki AKP'liler de vardı, MHP'liler de vardı, Vatan Partililer de vardı. Yani bunların hepsi bir ağızdan aynı refleksi gösteriyorlar. Yani aslında bu devletlerin Kürtlere yönelik bir refleksi. Biz bundan sonra dediğim gibi Deniz Poyraz'ı savunmaya da, Cin Amini'yi savunmaya da, her yerde Kürtlerin, kadınların sözünü söylemeye de, Cin Ziyan Azadi demeye de, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği olarak her yerde Kürtlerin de kadınların da mücadelesini savunmaya devam edeceğiz.